Artık ömürlerinden kışlar geçip bahar gelmişti. Birbirine hasret, yağmur ve toprak kavuşmuştur. Ruhları yeniden canlanıp filizlenmiş, çiçekler açmış, mis gibi kokan çiçekler. Yasemin, Hanımeli, Gül. Tıpkı Zeynep öğretmenin bahçesindekiler gibi. Ey aşk, sen nasıl bir şeydin? Önce zehir içirip, ardından bal ikram eden. Ama yağmur yoktu. Yağmalıydı artık. Toprak ve su kavuşmalıydı. Tutmamalıydı artık kendini, bir ses etmeliydi. Tam kapıdan çıkmadan önce Zeynep yerinden kalkar, barışa doğru hızlı adımlarla yürüyerek bağırır. Tıpkı Zeynep öğretmenin bahçesindekiler gibi. Ey aşk, sen nasıl bir şeydin? Önce zehir içirip, ardından bal ikram eden. Kalabalık bir ailenin tek kız çocuğu olarak büyüdüm. İlkokulu bitirdikten sonra ailem kız olduğum için okumama izin vermedi. Kızlar okumaz diye, o zaman öyle bir yaygı vardı köylerde, biraz daha yaygındı bu. Okutmadılar. Ama okumayı çok istemiştim. Ağlamalarıma, bütün yakınmalarıma rağmen kabul etmediler. Okumak bir ukde olarak hep kaldı içimde. Zamanla alışmaya çalıştım bu duyguya ama hiç alışamadım. Çok ağladım, üzüldüm, yakındım, sızlandım ama hiç kâr etmedi yani. Daha sonra arkadaşlarımdan bazıları dışarıdan bitirmeyi istediler ve öyle başvurdular. Dediler hani sen de söyle ailene, böyle yapalım. Bizimkiler ona da razı olmadılar. Hatta o kadar çok ağlamıştım ki. Şuna bak, utanmaz. Okumak için ağlıyor dediler bana. Çok üzülmüştüm o zaman. Şimdi çok hak veriyorlar ama. Öyle. Seneler geçti. Babam rahatsızlandı. Babamın rahatsızlığıyla beraber ufak ufak bir şeyler yazmaya başlamıştım. İlk şiirimi babama yazdım. Yazmak benim için hissettiğim şeyleri tercüman etmek, konuşmak, hitap etmek ya da hissedip böyle dile getiremediğim şeyleri anlatmak gibiydi yazmak duygusu. O artık benle bir bütünleşmişti. Zaman geçtikçe daha da yazmak istiyordum. İçimden geliyordu. Kağıda döküyordum onları. Seneler geçti. Evlendim. Kastamonu merkeze geldim gelin olarak. Burada tekrar okuma arzusu. Dedim dışarıdan bitirmek istiyorum. Başvurdum. Kitaplarımı aldım. Bu sefer dediler ki sen bekarken niye okumadın? Okuyabilirdin. O zaman biraz daha gençtim tabii. Toyluk da vardı. Gurur yaptım. Bıraktım. Sınavlara da girmedim. Öyle devam etti. Yazmak hep vardı benim içimde yani. Hep yazıyordum bir şeyler ama artık kendimden de umudu kesmiştim. Ehliyet için başvurduğum bir kurstan o ilk başvurduğum dışarıdan bitirme kaydımın dondurulmuş olduğunu gördüm. Ve dedim ki Hikmet, bu bir işaret. Bunu değerlendir. Artık dedim kimseyi dinlemeyeceğim. Önce ortaokulu bitirdim dışarıdan. Şimdi lise okuyorum. Yeniden öğrenci oldum. Ve bu arada değerli aile büyüklerimiz aramızdan ayrıldı. O zaman anladım ki hayat çok kısa. Gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. Bugün buradayız, yarın neredeyiz hiç belli değil. Yaşar mıyız, ölür müyüz, başımıza ne gelecek? Kendimizi ifade edebiliyorken, nefes alabiliyorken dedim, hayallerimizi gerçekleştirmek için artık çaba göstereceğim. Kendim için dedim ne yaptım bu zamana kadar? Şöyle düşününce aslında çok da bir şey yapmamışım. Onun için yazdıklarımı değerlendirmeye, onları hayalim olan kitap haline getirmeye karar vermiştim. Okuyabilseydim eğer öğretmen olmayı çok istiyordum. Bütün meslekleri seviyorum ama öğretmenlerin benim için ayrı bir yeri var. Hep öğretmen olmayı istedim yani. Ama olmadı, kısmet olmadı. Bir öğretmenin hikayesini yazdım ama Zeynep öğretmenin. Belki de olmak isteyip de olamadığım, olmak istediğim gibi bir karakterdi Zeynep öğretmen. Onun hikayesini yazdım, bitirdim kitabımda. Daha sonra oğlumun öğretmeni bahsetmiştim, ailecek de görüşüyoruz. Böyle böyle dedi, Hikmet Hanım yazdıklarını değerlendirelim böyle. Sağ olsun şimdiki yayın evine ulaşmamızı sağladı, vesile oldu kendisi. Destekledi. Eşimin maddi durumu iyi. Herhangi bir sıkıntımız yoktu ama ben bu benim hayalimdi ve bu hayalime giden yoldaki her şeyi kendim yapmak istiyordum yani.
Kitabımın mal olabileceği ücreti, her şeyi. Ben ev hanımıyım ama yapabilirdim yani. Başarma duygusu, içimde o azimi kaybetmediğimi düşünüyordum yani. Hep o güce inanıyordum ben. Onun için kendim dedim, bu benim hayalim. Baştan sona ben olmalı. Her şeyinde, her şeyiyle yani, en ufak bir masrafına kadar benim emeğimle olmalı. Çünkü bu benim hayalim. Böyle düşündüm ve Kastamonu'nun en kalabalık pazarlarından birinde, Salı Pazarı'nda, bir yıla yakın ev çiçekleri sattım. Hiç utanmadım. Çünkü çalışmak ayıp değil. Ve hayalime giden yolda her taşı kendim döşüyordum yani. O güçle kitabımız çıktı, Kaderin İzi. Burada bütün imkanları olmasına rağmen, bir tekstil fabrikatörünün kızı olmasına rağmen öğretmenliği seçen, Güneydoğu'ya tayinin çıkmasıyla da hayat serüveni başlayan Zeynep öğretmenin hikayesini anlatıyor kitabımız. Hayatı, mücadelesi, inadı, mücadeleci ruhu, başına gelenler, aşkı, ayrılığı, acıyı, tesadüfleri, insanın hayatında olabilecek, olabilmiş her şeyi kendi dilimce anlatmaya çalıştım burada. Ve şuradan gençlere şunu söylemek istiyorum ki, aileleri onları okuturken, okumalarını isterken, onlara servis tutarken, dershaneye gönderirken, akşam dönüşlerini evde çocuğumuz okulda diye beklerken, lütfen bu duygularına kıymet versinler ve okusunlar. Çünkü hayatta en değerli olan şey kendileri. Önce kendileri. Çağımız teknoloji çağı. Çocuklarımız biraz daha şimdiki teknolojik cihazlara düşkünler. Ama kitap okumak bir alışkanlık haline gelmeli. Çocuklarımız okumayı sevmeli. Okusunlar, okumaya değer versinler. Mutlaka bir hedefleri olsun ve bunun için mücadele etsinler. Bu hikayeyi 2018 yılında yazmaya başladım. Hikayeyi ve karakterleri oluşturdum. Bitirmem 2 yıl sürdü. Ben biraz teknoloji özürlüyüm. Onun için kalem de yazdım. Daha sonra da bilgisayarı oğlumun yardımıyla geçirdim. Çünkü bilgisayar kullanmakta çok iyi değilim. 1,5 ay kadar. Bunu teknolojiyi iyi kullanan birisi çok kısa bir sürede yapabilir. Ben hala kırtasiyelere gittiğim zaman, büyük alışveriş merkezlerinin kırtasiye reyonlarına gittiğim zaman benim favorim hala o defterlerin, kalemlerin olduğu reyonlardır. Oraları gezer dolaşırım. O kağıdın, kalemin kokusu benim hep hoşuma gider. Tonlarca kalem çeşidi olmasına rağmen kurşun kalemi severim mesela. Hayata benzetirim. Neden derseniz, çünkü yazarsınız ve biter. Yani yeni bir uç takamazsınız ona. Bazen ucunun kütleştiği zamanlar olur. Bizim de sorunlarımız olduğu zamanlar gibi aynı. Onları düzeltelim derken de kalem azalır, hayat kısalır. Onun için tekrarı yoktur. Kurşun kalemi de benim için böyle ayrı bir yeri vardır.